sorularla devam edelim. Hocam, biz yurt dışında yaşıyoruz ama Türkiye'de de evimiz var. Ona zekat düşer mi? Arkadaşlar, ister yurt dışında yaşayın, ister yurt içinde yaşayın. Oturduğunuz eve zekat düşmez, değeri ne kadar pahalı olursa olsun. Bindiğiniz arabaya zekat düşmez, modeli ne kadar yüksek olursa olsun. Yatırımlık için aldığınız arsaya zekat düşmez, metrekaresi, hacmi ne kadar büyük olursa olsun. Bunların hiçbirine zekat düşmez. Zekat, ticari amaçla aldığın ticaret mallarına, kenarda duran parana, altınına, dolarına, eurona, ticari olarak kullandığın, al-sat yaptığın arabaya, ticaret olarak alıp-satıp yaptığın eve, arsaya, bunlara düşer. Ama yatırım amaçlı bir insanın 5 tane dairesi olsa kenarda, kiraya verse hepsini, o evlerin hiçbirine zekat düşmez. Kira gelirlerine düşer sadece. Kira geliri de nisap miktarına ulaşırsa, 81 gram altına o değerde miktara ulaşır ve üzerinden bir sene geçerse ancak ona kira gelirini, o zaman zekat düşer. Hocam ama biz kiraları alıyoruz, zaten harcıyoruz. Bir şeyler alıyoruz, birikmiyor. O zaman kira gelirine de zekat düşmüyor. Bazıları ben böyle söylediğim zaman hocam ama nasıl olur falan diye aklı almıyor. Aklın almıyorsa kitaplara bak. Söylediğimize aklın almayacaksa, tereddütte kalacaksan niye soruyorsun? O zaman kitaba bak. He hocam ben ama yine içime sinmiyor. Ben yine bu kadar evim var, bu kadar işte arsam var. Allah bana vermiş. Ben bunlara yine zekat vermek istiyorum. Zekat niyetiyle bir şeyler vermek istiyorum. Allah kabul etsin ya. O sadakaya geçer, onun da sınırı yok zaten. Ben sana verme demiyorum ki. Sen bana soru soruyorsun. Ben de sana bunun fıkıh karşılığını söylüyorum. O eve, o arabaya zekat düşmez diyorum. Ama sen şükür niyetini istediğin kadar verebilirsin. Allah bana araba nasip etti. Ben bir kurban keseceğim ya şükür olarak. Allah kabul etsin. Allah bana bir ev verdi. Yıllarca kiradaydım. Allah bir ev nasip etti. Bu ev için ben hayır yapmak istiyorum. Allah kabul etsin. Onda sınır yok zaten. Ama zekat düşmez. Meseleyi iyi anlamak lazım. Bu soran kardeşimiz, bayan ya da erkek bilmiyorum artık, sormuşlar. Türkiye'de evimiz var, yurt dışında yaşıyoruz. O Türkiye'deki evimize zekat düşmez. Düşmez. Yurt dışında yaşıyorsun, orada da evin var, ona da düşmez. Çünkü sen bu Türkiye'deki evini buraya tatile geldiği zaman kullanıyorsun. Al-sat yapmak için, ticari amaçla almamışsın ki. Tamam mı? Meseleleri iyi anlamak lazım. Mesela bir adam rent-a-car işletiyor. Bu adamın arabaları var. Bu adam o arabayı yatırım olarak almış. O adam o arabadan ne yapıyor? Kiraladığı için kira geliri elde ediyor. Aynı ev gibi düşünün. Evin kendisine zekat düşmüyordu, kiraya düşüyordu ya. Rent-a-car'da da böyledir. Ama galericiler böyle değildir. Çünkü galerici bizzat arabayı alıp satıyor. Rent-a-car arabayı satmıyor, kiralıyor. Arabası onun ana sermayesi. Bir fabrikanın demirbaş ürünü gibi düşünün. Bir fabrikanın demirbaş ürünleri var ya, malzemeleri, ona zekat düşmez. Ama o fabrikada üretilen ticaret mallarına, elde edilen kâra zekat düşer. Rent-a-car'ın da arabası ana demirbaş malzemesi, malı hükümlüdür. Dolayısıyla o rent-a-car'ın arabasına değil de arabadan elde ettiği kiraya, o kirada nisap miktarına ulaşırsa ancak o zaman zekat düşer. Tamam? Böyle ince ayrıntılar var arkadaşlar. Bunları olur ya, böyle birisi sorarsa aklınızda olsun yani. Tanıdığınız vardır, arkadaşınız vardır. Bu işleri yapanlar, galericinin arabasına zekat düşer, rent-a-car'ın sadece kira gelirlerine düşer. Evet, bu meseleyi böyle aydınlatmış olalım.